Merhabalar. Bu videoda hem trend çizgilerin öneminden hem de Avustralya dolarından bahsedeceğiz. Öncelikle söyleyeyim, zaten beni tanıyan tanır. Ben haber takip etmiyorum, edemiyorum daha doğrusu. Haberin ve tekniğin, daha doğrusu tekniğin ve temelin beraber gittiğini düşünenlerden, savunanlardanım. Kısaca ufak bir bakış açısı aktarmak ve Forex piyasasındaki grafikleri az çok incelediğimde trendlerin ne kadar nokta atış çalıştığını gördüm. Bunu paylaşmak için çekiyorum. Şimdi Avustralya dolarında 4 tane diğer paritesinde inceleme yaptım. Hemen bunlara geçelim ve kısaca teknik ve temelle ilgili bakış açımdan bahsedeyim. Kanada doları ile ilgili olan grafikte ben hafta sonundan önceki gün bu düşen trendi çekmiştim ve şöyle bir durum vardı. Bu düşen kırılmıştı ve şuradaki destek direnci görüp buraya bir dikdörtgen atmıştım, artık direnç seviyesi olarak bunu uzatmıştım ve bu trend seviyesini kırdığında, bu trendi yukarı kırdığında hedefim burası diye Telegram'da bazı yerlerde söylemiştim. Sinyal olarak değil tabii ki de. Zaten Forex'te, şimdi ben kriptodan geliyorum, long short olarak belirtiyoruz. Burada buy sell olarak belirtiliyormuş ve hesaplamalar biraz daha farklı. Şimdi bu paritedeki trendin çok düzgün çalıştığını görünce ben hemen Avustralya dolarında daha farklı çizgiler çizmeyi denedim. Geçmişlerini de çizdim. Çok güzel çalıştığını gördüm. Şimdi zaten kendimin trend bakış açısı şu şekilde. Eğer böyle güzel bir trend varsa, bakın 3 kere 4 kere çok nokta atışı nizami bir şekilde çalışmışsa, bunun kırılımında ya bir haber çıkabiliyor, yani ya haberle kırdırılıyor, ya da işte tweet, yani artık tweet'te de haber denebilir, toplantıya da haber denebilir. Hepsi aslında temel bilgi. Bu bir temel unsur ortaya çıkıyor ve bu unsurla beraber kırılım gerçekleşiyor. Şimdi teknik ve temelle temeli nasıl bağdaştırdığım konusu bu şekildeydi. Bir kırılım varsa, ya bu kırılım olmadan önce, örnek veriyorum, şuralardayız ve yukarı çıkmaya başladık yavaş yavaş, bir de yükseliş trendi yapmaya başladık. Bunu kırdırmak için, daha çok alımın artması için veya artık nasıl nitelendiriyorsanız, haberler serisi, manipülasyonlar serisi gelmeye başlıyor genelde. Yani kripto tarafında en azından öyleydi. Muhtemelen burada da öyledir. Tecrübeli olanların yorumlarını bekliyorum. Ben Forex piyasasına hakim değilim. Yani burada, hani daha doğrusu kripto tarafında, örnek veriyorum, bir grafikte çanak vardı ve o çanağın hacimli bir şekilde kırılması gerekir. Ve o çanağın hacimli bir şekilde kırılışı nasıl sağlanıyordu biliyor musunuz? Elon Musk tweet atıyordu. Justin Sun tweet atıyordu. Yani aslında teknik ile temeli bilebiliyorsunuz. Tabii ne çıkacak bilemezsiniz ama bir şekilde kırılım için bazı şartlar dünya tarafından sağlanıyor. Burada da İsviçre frankında çok güzel bir kanal olduğunu gördüm. Daha doğrusu bu kanala pek kanal denmez, üst taraflara çok şey değmemiş. Ama alt taraftan bir çizgi çektiğimde bunların çok nizami bir şekilde çalıştığını ve tekrar buraya değdiğinde, eğer burayı aşağı kırmazsa, ben tekrar yukarıya doğru bir işlem açabilirim. Çünkü baksanıza, buradan bir çizgi çekiyorsun ve 4 tanesi birden birbirine değiyor. Yani demek ki bu çizgi senin doğru. Bu çizgi doğru. Japon yeni. Burada çok güzel bir kanal var. Bakın zaten üst tarafta 3 kere bir temas var. Alt tarafta 3 tane temas var. Yani burada sen formasyonu da arayabilirsin. Formasyonları yanında çıkar. Ben daha tecrübeli olmadığım için Forex piyasasında şu an sadece trend çizdim. Buradaki düşen trendi yukarı kırması durumunda işleme girilebilir. Buradan sert bir tepki yerse, tabi göstergelerden de yardım alacaksın. Göstergeler boş diye bir şey yok. Ve buradan sert bir tepki yer veya yukarı çıkar, momentum bir anda güçlenir. Kırılımda erken tren atlayabilirsin. Hareketli ortalamaları kontrol edebilirsin. Orası sana kalmış ama İlk başta yapacağın şey, en basit olan şey, trendin yönünde işlem açmak. Trendin tersine işlem açmak olmaz. Aynı zamanda burada da Avustralya doları ve Amerikan
kriptolarının karşılaştırması yine bir kanal, yine bir alt kanal çizgisi. Ne kadar nizami çalışmış görürsünüz. Bu arada ben kanalı bu orta çizgiyi kullanmıyorum. Niye burada gelmiş bilmiyorum. Ama orta çizgiyi kullananlar da var. Burada işleme girip orta çizgiyi de kapatanlar veya oraya yakın bir yerde kapatanlar da oluyor. Avustralya doları, Amerikan dolarında da kanalım mı diyeyim artık, trend çizgilerim bu şekilde. İsimlerinin hiçbir önemi yok. Çizgiler. Birden çok noktaya güzel bir şekilde temas eden çizgiler serisi. Bunları takip ediyorum. Bunların yukarı doğru kırılımında hemen bir göstergeye bakarım. Göstergeden onay almaya çalışırım. Hareketli ortalamaya bakarım. Yani tek başıma hareket etmek istemem. Ama haberlerin de bu şekilde verilebileceğini düşünüyorum. Yani şahsi fikrim, bunu izlemek istiyorum. Yorum da bekliyorum. Bu trendin kırılımında bir ufak da olsa bir haber gelebilir. Bu trendin çıkışını desteklemek için. Yani bu sonuçta bu piyasa böyle gidiyor. Yorumlarım bu şekildeydi. Diğer videolarda görüşmek üzere.